Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bu gördüğünüz sahneyi modelleyeceğiz. Eğitimci arkadaşlardan birisi yolladı bana. Hocam bu sahne güzelmiş, çeksen diye. Ben bunu yüz yüze eğitimde de yapmıştım öğrencilerle. Bakalım modelleyeceğiz şimdi hızlıca. Yalnız şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Bazı videolarda derste yapmıştık diyorum. Oraya yorum olarak yazıyor insanlar. Hocam göremedik kanalda diye. Derste dedim, yüz yüze eğitim veriyorum arkadaşlar. O dersten bahsediyorum. YouTube'da olsa YouTube'da derim zaten, hani kanalıma bakın derim. Bilginiz olsun o konuda. Şimdi hızlıca, çok vakit kaybetmeyelim isterseniz. Ölçülere bakıyorum. Yatağın uzunluğu 2,5 metre olsa tahmini. Ben burada referans resimler üzerinden gittiğim için arkadaşlar, hani öyle elimde bir projesi yok bunun sonuçta. Bana böyle bir resim yollandı. Gönderildi. Onun üzerinden yapacağım. Şimdi şu yatağın 2,5 metre desem. Hadi 1,5 da şuradan olsun, 4 diyelim düz, geniş olsun. Onun dışında yatağın şu alanı, hadi yine bir 2,5 diyelim. Şurada da bir 2 metrelik, 2,5 metrelik alan kaldığını düz hesap. O zaman ne oluyor? 4 metre burası, 5 metre odanın uzunluğu. Yüksekliği bilmiyoruz şu anda. Tahminim 3, 4 gibi var gibi. Her neyse, şöyle yapacağım o zaman ben. Öncelikle bir box çiziyorum. Box'ımı çizdim. Öncelikle şunu yapacağım arkadaşlar. İşte box'ın uzunluğu, pardon, genişliği ne kadar olsun duvarın? 25 santim olsun diyelim. Burada yanlış yazdık, hemen 25 diyorum. Duvarın uzunluğu ne kadar olacak? 400 santim. Şu anda duvarın yüksekliğini verecek miyim burada? Vermeyeceğim değil mi? Şu yüksekliği. Şimdi dikkat ederseniz şuralarda düzlükler var. Bakın görüyor musunuz? Doğrudan açıl devam etmiyor. Ben şöyle yapsam o zaman, bu duvarda bir 75 santim vereyim. Bu yüksekliği 75 santim diyorum. Tamam, bir 75 santim verdim. Odanın uzunluğu, pardon, burada 400 yanlış oldu. 500 verecektim değil mi? Öncelikle ben şu anda şu duvarı yapıyorum arkadaşlar, veya burası fark etmez. Ama uzunluğu veriyorum, 500 santim uzunluğu veriyorum. Her neyse, şimdi tekrar dönüyorum Max'ime. Şimdi şöyle yapsam arkadaşlar. Bunu convert ettiğim poliye çevirsem, şu sinebi açıp bu duvarımı bir tane daha kopyalasam. Yalnız dur, sinebi açmadan kopyalayalım. Kopya olarak değil de, şey, instance olarak değil de kopya olarak kopyalayalım. Kopya olarak kopyaladım. Sinebi açıyorum. Hemen bunun ucundan tutup şununla birleştiriyorum. Daha sonra ne yapacağım? Hemen şurada absolute modu açıp y ekseninde 400 cm taşıyayım. Ne olmuş oldu? Aralarında eksi 400 diyelim. Bu yöne gitsin. 400 santim boşluk bırakmış oldum. Şimdi şunu yapacağım. Bu ikisi ayrı ayrı olmasınlar. Hemen etevipolide eteşleyip diğer box'la birleştiriyorum. Artık şunu yapıyorum ben. Poligonu alıp şu üst yüzeylerini seçiyorum. Extrude deyip yaklaşık bir 300 santim extrude dedim bunu arkadaşlar. Burada nereyi yapıyorum şu anda? Şu açılı kısmı yapacağım. Açılı kısımda şöyle bir durum var. Hani yüksekliğini tam olarak bilmiyorum. Yüksekliğini tam olarak bilmediğim için de şu an bir o çatıyı oluşturalım. Sonrasında bakacağız ölçülerine. Yüksekliğini ayarlarız. Bu arada şöyle bir durum var. Bunun doğrudan kestiğini çizip extrude edebilirsiniz arkadaşlar. Bazıları öyle soruyor. Ben biraz daha derste bunu paylaştığım için insanlar etiğimi poliye alışsın istiyorum. O yüzden bunun üzerinden ilerliyorum. Diğer türlü AutoCAD'den aldı kesti zaten. Birçok kişi extrude edecek. Hani zaten onun fazlasıyla öğrenmiş olacaklar. Benim amacım biraz daha TV poliye burada elleri alışsın. Tamam. Şu front görünüme gelsem. Frontta değil, bak left'te görüyorum ben şu anda. Bu çizim açınıza göre değişen bir şey, biliyorsunuz. Şimdi şunu yapacağım. Vertexlerini açıyorum bunların. Şu üst tarafı 200 santim. Sağa götürüyorum. Sağdakini de ne yapacağım? Eksi 200 santim deyip bu yöne taşıyacağım. Ne oldu? Tam ortada şu vertexleri birleşti. Yalnız şöyle bir durum var. Burada taşımada hata yok değil mi? Tamam, doğru. O zaman şöyle yapalım. Eksi 200 diyorum. Pardon. Perspektife geldiğim için artı eksen olacak. Her neyse. Şuradaki yüzey siyah olunca beni rahatsız etti. Her neyse. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Ben bu iki duvarı birleştirmeyi düşünüyorum. O nedenle şunu yapacağım. Buradaki şu alınlardaki yüzeyleri delete de sileceğim. Burayı boşaltacağım.
Daha sonra şunu yapıyorum. Left'e geliyorum tekrar. Vertex'leri açıyorum hemen. Bakın şurası tam ortamız. Yani doğru olan yer burası değil mi? Bunun x eksenindeki koordinatlarını alıp şöyle soldakini bu yukarı taşısam ve x bunun x ekseni koordinatlarını buna da versem. Nasıl yapacağım? Şurada yapıştırıyorum. Bir saniye bakacağım. Tam hizalı mı koymuşum? Hiç sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yine Max'in saçmalıklarından birisi. Görüyorsunuz normalde hangi ekseni dikkat almam gerekiyor? X eksenini değil mi? Bakıyorum. X ekseninde aynı koordinatları gösteriyorlar. Şu anda. Left'te. Left görünümde. O zaman şunu yapacağım. Bakıyorum. Büyük ihtimalle bu şu anda Y'yi almaya çalışıyor. Her neyse CTRL-C'de Y'yi yapıştıralım. Bakalım doğru yapacak mı? Doğru oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun kısa yolu var aslında. Örnek veriyorum. Ben şu noktalarla şu ortayı aynı hizaya getirmeye çalışıyorsam vertex'teyken bu vertex'leri seçip hemen şurada Add Table Poly'de Make Planner'a gelip X ekseninde bak X'i yine kabul etmeyecek değil mi? Bak yanlış birleştirmiş. Şöyle yapıyorum. Left'e geldim. O zaman diyorum ki Y ekseninde bunları hizala. Bunları dümdüz hizalıyor ama benim sorunum o değil ki. Aşağıdaki noktaları da kaydırıyor. O nedenle ne yapacağım ben? Koordinatlarını kopyalayıp yapacağım. Hemen tutuyorum. Yine buna Y'deki koordinatları yapıştırıyorum. Şimdi diğer sağ tarafta artık yapıştırmama gerek yok değil mi? Yani koordinatları vermeme gerek yok. Direkt perspektifte snap'i açarım. Move komutunu açıp bunu buraya tuttururum. Olur biter. Yalnız bunlar üst üste getirmiş olmanız noktaları bunların birleştiği anlamına gelmiyor. Yani ne demek istiyorum? Şu elemente bakacak olursanız at table poly'de bu iki parça hala ayrılar. Bunun için de şöyle yapacağım. Vertex açıyorum arkadaşlar. Bu birleşim noktalarını seçiyorum. Weld diyorum. Weld ne işe yarar? Bak 1 santim diyor. 1 santim alan içindeki noktaları birbirine kaynaştırıyor, birleştiriyor. Okey dedim. Şimdi bakalım elementle. Bak artık tek parçada seçiyor. Yalnız burada sorunumuz şu. Biz buraya bakarak yaptık ama. Şu anda aşağıya da buna göre uyarlayalım değil mi? Kafamıza göre taşıdık. Burada bakın bozulmalar olmuş. Şimdi 45 derece. Yaklaşık 45 derece çatının eğimini varsayayım ben. Buralar böyle dümdüz kalmaz değil mi arkadaşlar? Aslında şöyle bükülüyor pardon. Sinevi kapatın da yapın tabi. Bükülüyor olması lazım bunda eğime uygun olarak. Daha sonra şu üst noktanın biraz daha yukarıda olması lazım. Yani göz kararı yapıyorum. Dediğim gibi kesitle zaten bunu ölçülü doğrudan etiketten veya burada çizip yapabilirsiniz. Bu amacım öğrenciler biraz daha ettiği bu poliyelleri alışsın. Aşina olsunlar. Her neyse bu kısmı tamamladık. Şimdi şunu yapacağım. Kaydetmeyi unutmayın bak bu arada sık sık. Şimdi buna ne isim verin? Ya neyse ortalığı karıştırmayayım. Şimdi bir kısmı yatak odası, bir kısmı bedroom karışıyor. 0, 0, 3 diye. Hatırlamıyorum en son. Kaçtı. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşlar. Resmi bir açalım tekrardan. Şu pencereyi de yapalım isterseniz sol taraftaki. Sonrasında devamına geçeriz. Şimdi bu pencereyi yapmak için öncelikle ne yapacağım? Önce bir yönü belirleyeyim isterseniz. Bu pencereyi ben şu düzlemde açayım. Şu duvarda açayım. Bunun için şöyle yapıyorum ben o zaman. Şu tab görünümden hemen şu bölgeyi seçeceğim. Tam tersiymiş. Şurası. Burayı seçtim. Yalnız şu üst taraf kalsın. Tabana ihtiyacım yok. Şuradaki alttaki çizgileri. Yani ben şu F3'e basacak olursam bak hangi çizgileri seçmişim görüyorsunuz. Değil mi? Daha sonra şunu yapıyorum. Hemen iki tane connect atacağım. 1, 2. Ne için? Pencerenin solu ve sağı için. Bunların arasında biraz yakınlaştıralım isterseniz. Veya yakınlaştırmasak da olur ya. Böyle iyi gibi duruyor. Biraz büyük olsun ne olacak. Daha sonra şunu yapıyorum. Hemen x eksenini biraz daha kaydırıyorum. Çünkü burada kapıya yakın değil mi? Yok çok da yakın değilmiş aslında. Neyse şöyle olsun ya. Biraz yorum katalım ne olacak. İlla bir evrencisi yapmamız gerekmiyor. Daha sonra ne yapacağım? Tekrar pencere için. Burada bir connect daha atmam lazım. Neden bir tane atıyorum?
Burası zaten tam dönüşten itibaren başlıyor bakın pencere. Ben de onu sağlayacağım. Burada bir tane vertex atıyorum. Şu genişlik iyi gibi aslında. Doğrudan okey diyorum bakın. Şimdi artık şunu yapıyorum. Hemen poligona geliyorum. Burayı ne yapacağım? Bir işleyip boşaltacağım. Bir işledik ve boşalttık. Yalnız şöyle bir durum var. Aslında burası eğimli biliyorsunuz. Bak adam herhalde Max'te mi modellerde artık nerede modellediyse bilmiyorum ama bu da böyle eğimli yapmış. Bak bizde o eğimi zaten doğal olarak doğrudan biz de aldık bakın. O pencere köşelerinde falan. Her neyse ben şöyle yapacağım. Bu pencerenin için uğraşmamak için hemen şunu kopyalıyorum. Duvarı bir tane kopyaladım. Kopya olarak bütün yüzeyleri seçiyorum. Şunları çıkarıyorum. Daha sonra delete diyorum. Ne yapmış oldum? Çerçevemin dış hatlarını elde ettim değil mi? Border derim. Cap derim. Kapatırım. Oldu bana penceremin kütlesi. Şimdi şunu yapmak lazım. Bakın burada bir parke devam ediyor. Burada pencerenin kalınlığı çok değil aslında. Bunu da şöyle yapabilirim o zaman. Hemen left'e giriyorum. Penceremi gören var mı? Buradaymış. Çok kalın yapmayalım biz de. Şöyle bir şey olsun ya. Burada ölçü vermeyeceğim. Hemen göz kararı yapacağım. Ya mimarlar hassas oluyor bu konuda. Siz ölçü vererek yapın. Bu kadar basit. Tamam. Onunla vakit kaybetmek istemiyorum. Birçok video var çekmem gereken şu an. Tamam, şöyle olsun. Yalnız bu sefer kaydetmeyi unutmayalım. Bunun şeyleri var, çerçevesi var. Onu yapmam lazım. Değil mi? Ortadaki çıtalar var. Onları yapmam lazım. Hemen o zaman ben şunu izole etsem. Şimdi öncelikle şunu yapalım mı? Burası. Ön ve arka yüzeyleri seçip burada. Ben bir inset desem. Öncelikle çerçeveye bir pay verelim. 5 santim iyi mi? Çok da kalın gibi durmuyor değil mi çerçeveler? Veya 8 santim olsun ya. O kadar da yok gibi kalmasın. Daha sonra hemen bir daha inset vereceğim. Ne kadar vereceğim? 0,25 santim vereyim. Bunu ne için veriyorum? Şu ortadaki kütleyi ayırabileyim dış çerçeveden. Daha sonra şunu yapıyorum. Hemen Grow deyip alt tuşuyla şu üst ve altı çıkarıyorum. Daha sonra bir iş deyip boşaltıyorum burayı. Bakın bunların ayrıldığını elementten anlayabilirim değil mi artık? Ayrılmışlar. Güzel. Bu pencere olarak kalsın. Daha doğrusu cam olarak kalsın. Orada kelimem yanlış oldu. Yalnız bu camı biz ayıralım mı artık? Elementte hemen şu ortadaki camı seçiyorum. Detach diyorum. Obje bir olarak oluşturuyorum yeni bir obje olarak diye. Okey dedim. Hatta rengini de değiştirelim karışmasınlar. Okey dedim. Bu tamamdır. Yalnız bu camın kalınlığını biraz kısa daraltalım arkadaşlar. Hani çerçeveyle aynı kalınlıkta olmasın mümkünse. Resimde çok da ince gibi durmuyor ama şöyle yapayım ben yine. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Ya mümkünse bir de şöyle çerçevenin içine gömün bunu arkadaşlar bu camı. Çünkü kenarlarında ışık birikmesi oluyor. Yani böyle ışık patlamalar oluyor. Hemen buradan da daraltalım. Şimdi camın kalınlığını çok dikkate almıyorum. Hani bu aman hocam yukarıda ince oldu, aşağıda kalın oldu yani. Çok önemli değil işin açığı. Fark edilmez yani. Çerçeve yanlış yapsam fark edilir de cam zaten ışık geçirgen olduğu için fark edilmiyor arkadaşlar. Hemen şu tab görünümden de ben şu yanlarını da çerçevenin içine gömüyorum. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi şunu yapalım. Bu çerçevenin devamını yapalım. Şu çıtalarını yapalım. Çerçevemi izole ediyorum. Şimdi tam ortada bir tane var herhalde gibi duruyor. Bir tane var gibi duruyor. 1, 2, 3 tane de dikey yatay da var daha doğrusu. Hemen şöyle yapsam. F3'e basıyorum. F3'e ızgara moduna geçmek için bastım bu arada. Şu içerideki çizgileri seçiyorum bakın. Görüyor musunuz? Hemen connect desem. Buralarda ne olacak? Yüzey oluşacak. Daha doğrusu segment oluşacak. H oluşacak. Hemen biz burada iki tane atalım. Ama bunların arasını biraz yakınlaştıralım arkadaşlar.
Şöyle falan iyi gibi bakın. Yalnız boşluğa tıkladım, yanlışlıkla fark ettiniz mi bilmiyorum. Neyse, şöyle alırız hemen tekrardan. Hemen şu üst tarafta tekrar alıyorum. Okey dedim. Daha sonra şunu yapacağım. Burada amacım neydi bu konnektör atmakla? Burada yeni yüzeyler oluşturmaktı. Yüzeyleri bölmekti. Hemen iki yüzey seçiyorum, karşılıklı olan. Bir işliyorum. Bu kısmı hallettim. Daha sonra şunu yapacağım. 1, 2, 3 tane de buraya lazımdı değil mi? 3 müydü, 4 müydü? Neyse artık yani. Kaç uygun görürsem o kadar yapacağım. Mantığını öğrenin. Siz birebir aynısını yapın. Hemen tekrar connect diyorum. Burada yalnız şunu yapmam gerekiyor. Sıfırdayım ben bu aradaki boşlukları vermeye. 1, 2, 3 tane çıta atalım. Yalnız bunlar şimdi doğrudan çıta olmuyor değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Yani şu arada oluşan yüzeyleri kullanamam ben çıta yapmak için. Yani şu yüzeyle şu yüzeyi tutup bir işlesem olmuyor değil mi? Çok kalın. Bunun için şunu yapacağım. Edge'e geliyorum. Bu edge'lerim zaten seçiliydi bakın, yeni oluşanlar. Hemen bir chamfer diyorum. Chamfer ne işe yarıyor? O çizginin üstünde veya altında, sağında veya solunda, ne dersen artık, yeni çizgiler oluşturuyor. O çizgiyi yok ediyor. Burada ben 4 santim versem, 4 santim çok mu olur? Değil mi? Dış çerçeveyi 4 santim, 8 santim verdik. Şöyle 3 santim iyi ya. Daha sonra şunu yapacağım artık. Bu karşılıklı yüzeyleri seçip bir işleyeceğim. Bunu da karşı seçiyorum. Tabii şöyle bir durum var. Bunları ayrı ayrı yapayım ben. Şurayı da alalım, karıştırmasın. Bir işledim, burayı yaptım. Daha sonra buraya geliyorum. Bir işliyorum. Bunları da bağlıyorum. En son burada kaldı sanırım bir tane. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşit aralıklarla bölmüş oldum. Bir de bu tarz açılılarda yapmak biraz daha zahmetli. Hani sürekli bu tarz binalar, yapılar yapmıyorsunuzdur veya pencereler. Bunlar biraz daha karışık oluyor. Ama en azından mantığı basit değil mi? Daha sonra şunu yapsam, hemen modify liste gelip bir chamfer versem, biraz köşelerini yumuşatalım. Ne kadar verelim chamfer'ı? Amount'una 0,25 verelim. 5 tane de segment veriyorum. Şöyle biraz yumuşak olsun geçişleri. Tamam, bunu verdik. Isolation'ı bitiriyorum. Bu arkadaşın da hatta rengini değiştirelim çerçevenin. Bu da karışmasın. Kaydediyorum yine. Tamam. Bu kısım tamam. Artık şunu yapacağım. Hemen buraya geliyorum. Front veya left'e gelelim. Bu binanın önünü ve arkasını kapatalım. Bunun için şunu yapacağım. Binayı seçiyorum. İzole ediyorum. Hemen line'ı alıp, tabii Snap'i de açacağım. Ne için açıyorum Snap'i? Köşe vertexlerini tutabilelim. Hemen şöyle iç kısmı bir dolaşıyorum. Line'la. Daha sonra şunu yapacağım. Hemen modifier'a geliyorum. E'ye basıyorum. Şu extrude'u buluyorum. Extrude kalınlık verelim. Bunu çok kalın vermeyeyim isterseniz. 15 santim veya 20 santim vereyim hadi. Tabii şöyle eksi yönde versek daha mı iyi olacak? Eksi 20 verelim. İçeri doğru dönsün. Tamam mı burası da? Hatta bunun da rengini değiştirelim. Bu da farklı olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Bunu tutuyorum. Diğer duvara da, yani karşıya da kopyalayacağım. Hemen şöyle bir tane kopya olarak kopyalayalım. Dışından tutuyorum, vertexinden. Binanın şurasına tutturuyoruz. Oldu değil mi? Neresi kaldı? Zemini kaldı. Dış duvarı izole edelim. Hemen şu zemini de kapatalım. Daha sonra karşının bu kapısını ve penceresini de açarız. İşimize bakarız. Plane diyorum. Zaten snap'im çıktı. Hemen şu köşelerden tuttuk. Bak ne yapmış? Plane'i ortaya tutturmuş. Ben hemen şu boşluğa alıp ortaya taşıyorum. Daha doğrusu şöyle dıştan tutmuştuk değil mi bunu? Vertex'inden tutuyorum. Binanın şu dış köşesinden tutturalım. Oldu değil mi bu da? Gayet güzel. Şimdi isterseniz şunu yapalım.
Şu karşıdaki pencereler, kapılar, onları bir yapalım. Şimdi bunlara baktığım zaman birincisi şu pencere tam ortadan bakın itibaren oluşturulmuş. Yani ne yapmam lazım? Benim şu duvarda izole edelim mi? Rahat görelim. Şu duvarın öncelikle tam ortadan bölmem gerekiyor. Bunu da ile bölebilirim. Hemen bir sağ tıklayıp Convert to Table Poly diyelim. Şimdi vertexleri seçip bağlayayım desem bu tam ortada bir vertexim var. Gayet güzel ama bunun karşılığı yok. Nereye bağlasın? O zaman şöyle yapsam. Edge'i seçip şu aşağıdaki edge'lerin tam ortasında bir tane connect atsam. Bir tane atıyorum bakın. Zaten connect'i nereden atıyordu? Tam ortadan atıyordu. Yani bu sorunumu çözmüş oluyor. Vertex diyorum. Hemen üst ve alttaki vertexleri seçiyorum. Connect diyorum. Bakın oluştu. Değil mi? Daha sonra şunu yapacağım. Hemen sol tarafta kapımızı yapalım. Kapı için şunu yapıyorum ben. Edge'e geliyorum. Burada şu üst tarafın eşleriyle alt tarafı seçiyorum. Connect diyeceğim. Kaç tane segment atsın? İki tane atsın. Aralarını biraz daha açalım mı? Şöyle biraz daha geniş olsun kapımız. Tamam, iyi gibi şu anda. İsterseniz şunu da yapalım. Hazır bu kapının alanını oluşturduk. Şimdi bu ayrı olacak sonuçta, değil mi? Yani çerçeve için ayrı materyal atacağım falan. Duvardan ayrı bir parça. O zaman şunu yapalım mı biz? Hemen geliyorum. Ben burada hazır bu çizgiler seçiliyken bir chamfer veriyorum. Ne kadar verelim? 0,10 vereyim örnek veriyorum. Küçük bir alan. Burada amacım orada arada bir yüzey oluşturmak yeniden. Oluşturduğum yüzey ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Poligona geliyorum. İçinde kalanları seç diyorum Max'e. Bu oluşan yüzeyleri sileceğim arkadaşlar. Doğrudan delete'e bastım, sildim. Artık ne olmuş oldu? Element'te bakacak olursak bunlar ayrıldı. Yalnız bunlar ayrıldı ama şöyle bir durum var. Bu yüzeyleri delete'e sildiğim için açık kaldı o iç kısımlar. Border'la hemen seçiyorum. Sağ tıklıyorum, cap diyorum, kapandı artık. Artık ne yapabiliriz? Şu kapıyı ayırabilirim, değil mi, duvardan? Ben isim vermiyorum. Mimarlar biraz daha planlı çalışan insanlar oluyor. Siz verebilirsiniz, hani sorun değil. Doğrudan şuradan verebilirsiniz. Ne bileyim, kapı dersin, pencere dersin. Buradan vermeyi biliyorsunuzdur zaten. Şimdi şunu yapalım mı artık? Bu kapımızda camımızı da oluşturalım mı? Şu ortadaki camımızı. Hemen şu poligonla ön ve arka yüzeyi seçtim. Inset diyorum. Bir 8 santim versin arkadaşlar. Çok kalın olmasın bu da. Daha sonra şunu yapacağım. Bir daha inset veriyorum. Ne kadar verelim? 0,15 falan vereyim bunda. Burada amaç ne? Bu aradaki alanı yine boşaltacağım. Ortada camı, dışarıda çerçeve elde etmiş olacağım. Nasıl boşaltıyoruz? Hazır ortadaki yüzeyler seçiliyken ben Grow diyorum. Daha sonra alt tuşuna basarak şu ortaları çıkarıyorum. Yani sadece 0,15'ler kaldı. Bir iş diyorum. Ve bu ortaları boşaltmış oldum. Hatta boşaldığını yine her zamanki gibi elementte anlayabilirim. Hemen elementte isterseniz bu ortadaki camı da ayırayım ben. Bunu da farklı bir renk verelim. Olmuş mu? Tabi cam bu kadar kalın olmaz değil mi? Çerçeve kadar kalın olmaz. O nedenle camın vertexlerini açıyorum. Hemen şöyle bir taşıyalım. Tab görünüme geçtim bu arada. Ben ölçülü çalışmıyorum arkadaşlar çok. Hani ölçüyle yapabilirsin. Örnek veriyorum. Duvarın kalınlığı 20 santimdi. Hocam tam 5 santim olsun veya 3 santim olsun veya 2 santim olsun deyim ben hadi. O zaman ne yaparsın? X'te 9 taşı. X ekseninde 9 santim taşı burada. Diğer sağ taraftaki vertekslere gel. Eksi 9 de. O olur sana 1 santim. Benim için çok önemli değil işin açığı. Yalnız burada şunu yapalım. Vertexten açıyorum bu camın. Bu camı içine gömelim arkadaşlar çerçevenin. Şimdi derste falan da soranlar oluyor. Derste hemen göstermem. Biraz görsünler istiyorum. Hani çünkü sorun yaşarsan iyi öğreniyorsun bazı şeyleri. O nedenle uygulama zaten çok önemli. Hemen çerçevenin içine gömdüm camı.
niye gömdüğümü isterseniz siz de render alırken görün. Yani render almaya çalışın. Öyle bırakın, boş bırakın. O zaman anlarsınız. Bir öyle alın, bir de diğer türlü alın. Bir daha unutmazsınız zaten. Her neyse, isolation'ı bitiriyorum. Bu kısmı oluşturdum. Geçiyorum sağ tarafın penceresine. Şuraya. Burada da bir sürü çıta koymuş. Yani. Hadi hayırlısı. Hemen izole ediyorum bu kısmı. Öncelikle şunu yapalım. Bakın şu düz kısımdan itibaren oluşturalım biz pencereyi. Yani bizim şu düzlüğümüz vardı ya. Buradan itibaren olursun. Bu parçada oluşturalım. Şöyle yapsam bunun için. Edge'i alıp tabii dokunduğumu seçsin. Şöyle bir connect oluşturuyorum. Bir tane atalım, değil mi? Yalnız ne yapıyor? Yamuk atıyor farkındaysanız. Yamuk atmasının nedeni ne? Şu çizgiyle bu çizginin boylarının arasındaki fark. Birisi uzun, birisi kısa. En kısa tabiriyle. Şöyle yapalım bunu. Hemen ben bunu şöyle taşıyayım. Hatta y eksenindeki koordinatlarına bakayım ben bu diğer çizgimin. Yalnız şu anda y diye gösteriyor ama bana öyle geliyor ki şu an z'yi algılayacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Perspektiften yapayım. Perspektifte gösterdiği açıyı şaşırmıyor. Ekseni şaşırmıyor. Bunun z ekseniymiş. Bakın z eksenindeki koordinat noktalarını alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Dümdüz oldu. Artık şunu yapalım mı? Hemen Snap'i açıp ben şu vertexleri buraya tuttursam. Kendi yüzey içinde. Daha sonra bu vertexleri seçip burada iki tane vertex üst üste bindi ya. Şöyle yapalım. Weld diyorum. Weld deyip birleştirdim şimdi bunları. Arada bakalım da kaydediyor mu? Bazen anlatıyorum 2 saat. Oldu mu? Yalnız burada açık yüzey mi var? Bana mı öyle geldi? Yok, yokmuş. Tamam. Şimdi artık şunu yapabilir miyiz? Hemen edge alsam ben. Burası da ayrı bir çerçeve olacağı için burayı koparalım isterseniz. Tabii ön ve arka yüzlerini seçtim. Bunların devamını da seçmem lazım değil mi? Şuraları. Şimdi hemen bir chamfer veriyorum. Yalnız verdik vermeyi. Şuraya da devamına da verelim arkadaşlar da. Burası böyle çarpık segmentler olmasın burada da. Chamfer diyorum. 0-10 versin yine burada da. Şimdi artık şunu yapacağım. Yine aynı şekilde poligonları açıyorum. Tabii içinde kalanları seçsin. Şuradaki poligonları sileceğim. Tamam. Siliyorum. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Bak burası ayrıldı. Burası duvar. Sol taraf çerçeve. Hemen detach diyorum. Çerçeveyi de ayırdık. Çerçeveyle duvarı. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Delete'e bastığın zaman ne yapıyordu? İçerideki yüzeyleri sildi değil mi? Burada yüzey yok, kalmadı. Bakın. Görüyor musunuz? Hatta border'ı açarsanız border buraların açık olduğunu söylüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Burada L şeklinde yani 3 boyuta girdiği için artık border burayı kapatamaz. Cap diyelim. Bakın kapatamıyor. Ya saçma sapan bir şey yapıyor. En azı ne yapacağız o zaman? Edge'i açıp şu karşılıklı iki çizgiyi seçsem. Edge seçsem. Daha sonra bridge desem. Bakın bu yüz kapandı. Bu yüz kapanınca ne oluyor? Artık sadece şu yüz açık olmuş oluyor. Yani iki boyuta inmiş oluyorum. Border açıp cap desem burası da kapanır. Kısaca kapandı. Duvar açıyorum. Duvarda da aynı işlem geçerli. Çünkü bunda da aynı noktaları açtık biz. Hemen burada da öncelikle şu karşılıklı kenar seçiyorum. Bir iş diyorum. Burada şöyle açılı bir şey de oluşmuş olabilir. Buna da bir iş değil. Hiç uğraşmayalım. Bir iş diyorum. Karşıdaki küçücük eğici seçemedik. Bunu seçtim. Burada eğim var ya 3 boyuta girmesin. Bir iş diyorum. Bunu da kapatıyorum. Artık şurası dümdüz kaldı. Hemen buraya da border cap diyoruz. Oldu bitti. Yani bittiğini nereden anlıyorum? Border'la bakarsanız kalmadığını görürsünüz zaten. Açık alan. Tamam. Bunları da bitirdiğimize göre isolation'ı bitiriyorum artık. Kaydedelim.
Hemen şu penceremizin de çıtalarını vesairelerini oluşturalım. Şimdi bu çerçevemiz. Öncelikle şunu yapalım mı? Poligonla ön ve arka yüzeyi seçiyorum yine her zamanki gibi. Bir inset vereceğim. 8 santim olsun yine değil mi? Her yerde farklı ölçü kullanmayalım. Okey dedim. Daha sonra hemen bir daha inset veriyorum. Kaç santim verelim? 0,15 santim verelim. Bunun niçin olduğunu söylemiyorum artık. Grow diyorum. Orta yüzeyleri seçip çıkarıyorum. Bir işleyip boşalttım. Aradaki alanı. Hatta şu elemente bakacak olursam boşalmış. Daha sonra detach deyip ayırıyorum. Hemen bir resim rengini değiştirelim. Yani ben renk değiştirince rahat ediyorum işin açığı. Hani bu kadar renk değiştirmek zorunda değilsiniz tabii ki siz. Ben sevmiyorum hepsi aynı renk olunca. Ayrıldıklarını görmek istiyorum. Tamam. Çerçeveli camı ayırdık. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Cam bir kere bu kadar kalın olmaz. Camın kalınlığını düşürelim. Bu duvarımız kaç santimdi? 20 santim. Az önceki biz 1 santime düşürmüştük. Hadi bunu da 1 santime düşürelim madem. Yaptık yapmaya. Hemen move komutunu açıyorum. X80 9 santim taşı bu vertexleri. Siz ne bir kapatın tabii. Bak ben açık bırakıyorum ama. Siz özellikle acemiyseniz mutlaka kapatın. X 9'da buradan verdim. Bu oluştu. Tabii şu camın şu vertexlerini içeri taşımayı unutmayın. Yani çerçevenin içine gömün. Bak yamuk gömsen de olur. Hiç önemli değil. Şöyle göm istersen. Dışına taşırma da. Ya cam çerçeveden çıkmasın şöyle. Kim görecek? Yani render'da hiçbir etkisi olmaz. Yani olumsuz bir etkisi olmaz. Ctrl+S diyorum. Yine bir kaydedelim. Yalnız burada artık şunu yapalım mı? Bu çerçevenin çıtalarını benim yapmam gerekiyor. Burada ben şunu yapacağım. Az önceki şu penceremdeki gibi connectat falan uğraşmayacağım. Niye uğraşmayacağım? Bu diğeri kadar kolay olmaz. Neden kolay olmaz? Şöyle bir durum var. Diğerinde ben yapıyordum ama bak şu karşısı da eğimliydi, burası da eğimliydi. Yani aynı eğime sahiplerdi. O nedenle sorun çıkmıyordu. Ama burada şöyle bir durum var. Şu sağ taraf eğimli, aşağısı düz. Veya burası eğimli, yine sol taraf düz. Çünkü hem dikey hem de yatay çıtalar var. Bu problem oluşturur. Çok hoş olmaz. O nedenle şunu yapıyorum ben. Hemen bir box çizeceğim. Box'ı şöyle getireyim ben tab görünümde. Bak uzun çizmişiz. Box'ın ölçülerini ayarlayalım mı önce? Şu kalınlığı 5 santim falan olsun. Çok kalın olmasın çıta. Yüksekliği bilmiyorum şu an. Bu da 5 santim olsun hadi. 5 santim çok mu ince oluyor sizce? Yo, cam 1 santim gerçi. Neyse biz 6-6 yapalım da hadi yine içimizde kalmasın. Tamam. Bunu yaptım. Şimdi şöyle çerçevenin içine biraz geçirelim. Sağ tıklıyorum. Convert to Table Poly diyorum. Vertexlerini açıp hemen şu çerçevenin içine geçiriyorum. Bakın. Tamam. Elementle şunu biraz daha çektirelim mi sağa doğru? O zaman uzun kaldı. Neyse ayarlarız onu. O sorun değil. Hemen bir tane daha Editable Poly'nin içindeyim bakın. Bir tane daha kopyaladım. Bu da şöyle olsun. Tamam artık. Hemen şu sağ taraftakinin vertexlerini şöyle içeri taşıyorum. Bu da biraz uzun kalmıştı. Bunu da taşıyorum. Bunu bitirdik. Daha sonra şöyle yapsam. Ben bu çıtaları bir tane kopyalasam. Kopya olarak dışarıya. Elementle şu sağdaki kısayı siliyorum. Şu uzunu da şöyle çevirelim 90 derece. Angle Snap Toggle'ı açalım tabii. 90 derece çevirdim. Bunu da hemen şuraya alalım. Burada kaç taneydi? 1, 2, 3, 4 tane değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane de bölme var hatta. 4 çıta 5 bölme. Doğru, mantıklı. Her neyse şöyle Shift'e basılı tutarak 3 tane daha kopyalayalım. Tamam oldu gibi yani. Fena durmuyor. Benziyor. Yani üstünden doğrudan kestiğini çizip de yapabilirsiniz arkadaşlar ama hani ben burada mümkün olduğunca hızlıca anlatmak istiyorum. Çok hassasım hocam diyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Sorun yok ölçü konusunda. Şimdi şu çıtaları izole edelim. Şimdi bunlar etey bir poliydi ya. Eteşleyip bunların tümünü birleştirsem. Tümünü derken bu pencerenin çıtalarından bahsediyorum. Birleştirdim. İzole işini bitiriyorum. Tabi isterseniz şunu yapalım. Bu çerçeveyle de birleştirelim. Sonuçta bunlar tek parça olacaklar.
Hani yani en azından tek renk olacakları için uygulamadaki durum beni ilgilendirmiyor şu anda, değil mi? Şu uygulamada böyle değil hani. İlla ki sayılar falan ayrıdır, sonra da ekleniyordur falan ama. Neyse, vertexlerini taşıyorum ben bu arada. Tamam, oldu bence. Yalnız şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi dışarıda kalmış, ortalamamışız bunları. İsterseniz bunun için şunu yapalım. Camı da alalım. O bize kılavuz olsun. Element'le hemen ne yapıyorum? Şu çıtalarımı seçiyorum. Tab görünüme gelip şöyle ortalayalım arkadaşlar. Tamamız. Artık şunu yapsam, şu çerçevemi seçip chamfer deyip virgül 25'e 5 santim, şey pardon, özür dilerim. 0,25 25'e 5 tane de segment versem. Yani şu köşelerini biraz yumuşattım. Tamamdır, bence oldu. Daha sonra ne kaldı? Şu duvarı bir gizleyelim. Zemini kapattık. Şimdi gelelim içerik iş kısma. Tamam, devam edelim. Ben bir ara vermiştim. Şimdi çok bir eksiğimiz kalmadı gibi. İsterseniz şu iş kısımlarını, ahşaplarını oluşturalım bir. Daha sonra eksiklerini tamamlarız. Hemen geliyorum Max'ime. Nasıl yapacağız? Şimdi Floor Generator biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da öğreneceksiniz. Doğrudan 3 boyut nesnelerde çalışmaz arkadaşlar. Yani plane üzerine atıyorum genelde, değil mi? Veya line'la çizdiğimiz nesnelerin üzerine atıyoruz. Floor Generator neydi? Parke yapmamı sağlıyordu. Ben bu parke yapma aracını doğrudan burada kullanabilirim. 100 santime 10 santim diyorum, örnek veriyorum. Burada tabii şunları düşürelim. 1 santim, 0,1 olsun. Gibi. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bunu line'la kullanacağım. Nasıl yapıyorum? Hemen şuradan spline'lara geliyorum. Bir line alıyorum. Corner, corner olsun. Düz çizeceğim çünkü. Snap'i açıyorum. Öncelikle şu alt kısmı isterseniz bir dönelim çevresini hemen. Tabi bazen kaydırabiliyorum, o yüzden bir kaydedin sizde. Çünkü 3 boyutluya, yani yanlışlıkla noktayı kaydırdıysan, 3 boyutlu olduysa bu line, o zaman ne yapıyor? Flow Generator kapatır arkadaşlar Max'i. Flow Generator dedim. Ah, şansıma düzmüş. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bunları yaparken neye dikkat etmem gerekiyor? Yani parkenin uzun kenarı kaç santim olacak? Kısa kenarı kaç santim olacak? Şunu yapacağım. Ben şu dokuyu kullanacağım, elindeki parke dokusunu. 560 mm, 50 mm diyor. Bunu kullanacağım için de bu ölçüyü boşuna yazmıyor insanlar. Diyor ki bu resim bu oranlarda, ona göre yap parken diyor ya. Yani bu ve bunun katları şeklinde yap. Yani örnek veriyorum, 560 mm 56 santim. Kısa kenarda 50 mm ne demek? 5 santim demek. Hocam küçük geldi ama bu dersen ne yapabilirim? Bu oranı koruyarak artırabilirim. Yani 112'ye 10 diyebilirim, iki katı. Tamam. Bak şu uygun. Yalnız burada dikkat ederseniz eğer, şaşırtma yok parkelerde. Dümdüz iniyorlar. O zaman şöyle yapacağım. Offset kısmını 0 yapıyorum. Şu ders boşluklarını da ayarlayalım mı? Groutland'den. Buraya da bir 0,25 verelim. Oldu değil mi? Başka da bir eksiğim yok gibi. Hemen üst kısma geçiyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım. Duvarı yine izole edelim isterseniz. Yalnız şöyle bir durum var. Şu parkeleri farklı renk vereyim. Belli olsun orada. Tekrar duvarı izole ediyorum ben. Hemen bir daha line alıyorum. Snap'le tekrar buralarda bir dönüyorum çevresini. Yine bir kaydedelim, ne olur ne olmaz. Kaydedelim derken CTRL-S'ye basıyorum, kısa yol. Biliyorsunuz dur umarım. Bilmiyorsanız da öğrendiniz. Yoksa şuradan niye kaydetmiyor, kaydedelim diyor diye düşünmeyin. Yalnız bu parken yönü ters oldu, bakın duvarın içinde kaldı. Hatta şöyle left'e gelirsem bakın görüyorsunuz. Şurası duvarın çizgisi. Parken içeride kaldı. Şöyle yapsam, hemen parkeyi seçiyorum, F3'e geçip. Floor Generator'ın center'ını açıyorum. Snap'i kapatın bu arada işiniz olmadığında.
Şöyle bir 180 derece çevirelim bunu. Oldu değil mi? Bunu da çevirdik. Hatta şu leften bakacak olursanız bakın. Görüyor musunuz? Parkem, duvarın çizgisi. Parkem, duvarın çizgisi. Bu da tamam. Bunu da rengini değiştirelim biz. Duvarla aynı renk olmasın. Tamam. Bunları da yaptık. Şimdi şu karşı duvarı yapalım. Bu arada şu ızgara beni rahatsız etti. Grid çizgileri. Bunları G'ye basıp kapatıyorum. Şu penceremde de ben hemen. Bu arada duvar yine tek başına kalsın. Şöyle bir izole ediyorum. Line alıyorum. Tekrar Snap'i açıp. Son kez burada da bir dönelim çevresine. Burada şunu yanlış yaptım bak. Pardon. Line alıyorum. Pencerenin çevresinden dönmem gerekiyordu değil mi? Ben doğrudan pencerenin altından geçtim. Bu defa ne olacak? Pencerenin olduğu kısmı kapatacak. Floor Generator. O nedenle şöyle çevresini dönüyorum. Tamam. Yine bir kayıt. Sonra hemen geliyorum Modify List'e. Bir Floor Generator diyorum. Oldu. Yine 112'ye 10 santim. Şu anda parkenin ölçülerini bilmiyorum. Yani parkenin ölçülerini biliyorum. 112'ye 10 santim de. Şöyle bir durum var. Resimde şunu yapmış. Bu parkelerin başlangıç ve bitişi tam çerçevenin soluna ve sağına denk gelmiş. Ben burada neyi dikkate almak zorundayım? Kullanacağım texture'ı dikkate alıyorum. Onu dikkate aldığım zaman da bakın. Şuralar birleşme noktaları biliyorsunuz. Denk gelmiyor şu anda. Olmazsa şöyle bir 2 dakika ara vereyim. Tam ölçü neymiş onu bir hesaplayayım. Şimdi hesapladım ben. Bu aradaki boşluk yaklaşık olarak 166 santimmiş arkadaşlar. Çerçevenin boşluğu. Normalde biz ne yapmıştık? 112 ise yapmıştık. Şimdi şöyle. Hemen şunu yaptım ben. 166 bölü 56 dedim. Yaklaşık 2,95. Yani ben düz 3 katı diyeceğim. Yani 56'nın 2 katını yapmıştım. 3 katını yapacağım. 166. Genişliğinde 15 yapayım o zaman ben bunları. Hemen o zaman bu diğer parkeler de aynı ölçü olacağı için ahşaplarda 166'ya 15 santim. Genişlik. Hemen diğerine geçiyorum. 166'ya 15 santim de genişlik. Şimdi şunu yaparız. Sağ taraftaki parkeyi bu tarafa alırım zaten değil mi? Hemen left görünüme geliyorum. W'ya daha doğrusu move komutunu açıp bu arada şu sinebi kapatın. Bak yine açık unutmuşum ben. Shift'e basılı tutup şöyle kopyalıyorum. Daha sonra ne yapacağım? Şu anda parkenin ön yüzü sol tarafta kaldı. Hemen bunu Mirror'la x ekseni de tam tersi yöne çeviriyorum. Ve şöyle duvara getiriyorum. Yapıştırıyorum. Biraz içine de geçebilir. Çok sorun değil biliyorsunuz. Bu arada bu sol tarafta yaptığımız pencere kısmında yaptığımız parke de ters yönde kalmış. Yani duvarın içine bakıyor. Ne yapıyordum? Hemen Floor Generator'da Center'ı açıp hemen Rotate ile 180 derece çeviriyorum. Oldu. Yalnız şunu yapalım artık. Madem bunu ölçtük, ona göre yaptık. Şu parkenin başlangıç ve bitişlerini şu çerçevenin bir soluna ve sağına getirelim pencerenin. Sonra daha sonra o profilleri yerleştirelim. Düzgün yapalım yapmışken. Hemen center'ı kapatıyorum. Şimdi ölçüleri verdik, sorun yok. Aradaki boşlukları ayarladık, şaşırtmaları kapattık. Şimdi bunu nasıl kaydıracağım bu parke dokusunu? Şöyle kaydıracağım. General'a gelirsem eğer x ekseninde offset diyeceğim. Yani kaydıracağım bakın dokuyu. Şöyle bir bakalım. Mesela şuralar iyi gibi değil mi? Tamam arkadaşlar. Yani öyle milimetresini yapmayacağım ben işin açığı. Zaten profil gelecek bunların üzerine. O nedenle çok dikkat almıyorum. Şu hiza iyidir. Hemen alt taraftaki arkadaşı da seçiyorum ben. Bunda da şöyle hizalayalım. Burası da oldu. Tamam. Başka neresi kaldı? Şu karşı da bununla aynı hizada olmak zorunda. O zaman şöyle yapalım mı biz? Ben şu iki açılı parkemi alırım. Tab görünüme gelirim. Burada pencerenin olduğu kısım belli. Burası benim referansım. Hemen tam karşıyı da ona göre offsetlerim.
Ya ben milimetresi milimetresine yapmıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, kusura bakmayın. Bazıları hassas oluyor çünkü hocam kaç santim taşıyacağız? Şu bu neyse. Hemen bu alt tarafı da ben düzeltiyorum. Bununla aynı hizada olsun. Hassas olacak masumda. Tamam. Bunu da tamamladık. İsterseniz ne yapalım artık? Şöyle bir bakıyorum. Şu profiller oluşturalım isterseniz. Metalleri. Bunları nasıl oluşturacağım? Kaydederim de. Bunu nasıl oluşturuyorum? Şöyle bir şey yapsam. Doğrudan şu duvarı izole ediyorum ben. Nasıl olsa bunun eğimine göre yaptık. Parkenin açısında. O zaman ben şöyle yapsam. Line'ı alıp Line'la hemen snap'le şunun etrafında bir dönsem. Left görünümde. Şimdi bu line niye oluşturdum? Modify liste gelip sweep verip istediğim kesit atabilirim değil mi bunu? Normalde karton, piyer, süpürgelik falan onların yapımında kullanıyorduk ama. Tabi burada şöyle bir durum var. Max'in kendi hazır profilleri var ya, onlardan birisini kullanacağım. Mesela bar diyor. Bakın kapalı. Box şeklinde çizdim. Buna biz ne yapalım? 6 santim 6 santim desek nasıl durur acaba? Sahnede bir açalım mı? Hatta şöyle yapalım. Snap'i kapatıp şöyle içine gömelim biraz. Nasıl duruyor? Öyle bakalım içeride. Şu an iyi gibi aslında bakın. Yani kalınlığı da ideal gibi. Şöyle yapalım o zaman. Hemen bunu şu iki parkeyi izole edip ve çıtayı izole edip burada halledelim. Bunları rengini pembe yapalım hadi. Ayırt etmesi kolay olsun. Birincisi şurada olacak. Burası. Hemen kopyalıyorum bir tane daha. Kopyayı iki tane yapabilirim değil mi? Bir de buraya attık. Üç tane oldu. Allah Allah, sahnede üç tane miymiş? Daha fazla sanırım da. Neyse, yani bizim parke buydu. Yapacak bir şey yok. Ben bilemem adam hangi parke dokusunu kullandı sonuçta. Ahşap dokusunu kullandı. Tamam, oldu gibi. Yalnız şunu yapalım mı? Şu profilleri biz tek bir table pole ile birleştirelim. Böyle üç parça olmasın, açık gereği yok. Hemen sağa tıklıyorum. Convert to table pole diyorum. Attach deyip şu arkadaşları da seçiyorum. Bununla işim bitti. Yalnız bir de chamfer verelim mi? Chamfer veriyorum. 0,25'e 5 tane de segment verdim. Bu ideal yani arkadaşlar, bu ölçü. Hep aynı ölçü veriyorsun diyen olmaz herhalde ama yine de söylemiş olayım ben. Şimdi başka ne kaldı? Şurada bir profil var. Metal. Onu da oluşturalım biz o zaman. Ne yapacağım? İsterseniz şunu yapayım. Dış duvarı izole edelim yine. Hemen burada bir line çizelim. Snap'i açıyorum. Buradan şuraya bir line çiziyorum. Daha sonra buna ne yapacağız? Bir sweep vereceğiz. Yalnız bu sweep'imiz az önceki gibi şey olmasın. Bar olmasın. Bunda farklı bir şey verelim. Böyle L şeklinde bir profil var, onu verelim. Sweep'i de hep zorluyorum neyse. Varmış bakın, Angel dediği işimizi görür. Yalnız bunu neyin üzerine oturacağım? Ben parkenin üzerine oturacağım. O yüzden şunu bir izole edelim biz. Öncelikle yönünü falan ayarlayalım. Şimdi açısı snap kapatalım. Şöyle bir şey olacak sanırım. Tabii şu anda ölçüleri çok büyük. Bunu biraz küçültelim mi? 6 santim olsun şu uzun kenarı. Kısa kenarı da 6 santim olsun. Kalınlık tabii çok fazla olursa olmuyor değil mi? 0,15 desem çok mu dar oldu? 0,25 diyelim. Buralarda 8,8 diyelim ya hadi. Bozulmalar olmasın hiç. Biraz daha büyük olsun olacak. Tabi burada şöyle bir durum var. İçeriye bakın. Corner radius diyor. Radius atmış. Eğimli olmasın burası. Düz olsun. Hatta o üst üste binmeleri de o nedenle veriyordu büyük ihtimalle. 6'ya 6 desem ölçüleri oluyor bakın. Şimdi sahnedeki nasıl duruyordu, ona bir bakmak lazım.
Ben şunun rengini değiştireyim. Bakalım sahnedekine uygun duruyor mu? Ona göre bir hal çaresine bakarız yine. Şu duvarla da uyarlayabilirsek duvarla da uyumlu olsun. Duvarla çok uyumlu olacak gibi durmuyor. Duvarın eğimi, çerçevenin içerisinde eğimi biraz farklı. Ha şöyle bir şey yapabilirim. Ne yaparım? Convert'te table derim. Vertekslerini açarım bunu. Şu vertekslerini duvara yaklaştırırım. Olur biter. Daha sonra tabii şunu da biraz dışarı. Şunları da biraz dışarı taşırım şöyle. Oldu mu oldu. Ne kaldı? Şu içerisi çok eğime uygun olmadı. Onu da hemen şöyle ayarlayalım. Duvarın içinde kalacağı için zaten çok önemli değil, değil mi? Ne yapalım? Buna da bir chamfer verelim. Yalnız bunun tamamına vermeme gerek yok. Şu dışarıda görünen kısımlarına versem, hatta sadece şu noktaya bile versem yeterli. Chamfer diyorum. 0,15'e 5 tane de segment versem yeterli olur bence. Tamam, izolation'ı bitirelim. Neresi kaldı? Şu pencerenin iç kısımları kaldı. Buralarda da ahşap olacak. O zaman şöyle yapıyorum. Hemen pencerenin iç kısımlarını da ben bir line'la oluşturayım. Ne yapacağım? Yine snap'i açıyorum. Hemen şu noktalardan tutup öncelikle şu yüzü bir dönelim. Kapatsın tabii ki spline'ı. Daha sonra flow generator diyorum. Flow generator dedim. Bak yamuk çizmişim herhalde. Yani 3 boyuta mı kaydı artık, ne olduysa gitti. Şöyle bir şey yapalım. Burada parkeyi oluşturmak için. Normalde şöyle yapsam olur muydu? Ha burada eğimli de olmuş olabilir. Öyle bir sorun var. Burası eğimli olmuş olabilir arkadaşlar. Ona bir bakmak lazım. Bir saniye ben bir duraklatayım. Şöyle bir inceleyeyim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bu line ile uğraşmayayım dedim. Şu geldi aklıma. Örnek veriyorum. Metteo Poli'de ben şunun yüzeyini seçsem. Tamam. Kopyaladım bu yüzeyi. Tabi buradaki yüzey duruyor. Daha sonra şunu yapsam. Bu yüzeyi hemen detach'te ayırsam arkadaşlar. Değil mi? Doğrudan o yüzeyi elde etmiş oldum ben zaten. Snap'i açıp şunu yerine taşıyalım mı şimdi? Snap'i açıp bunu olduğu yere taşıyorum. Hatta bunu ben rengini de değiştireyim. Karışmasın araya. Daha sonra şunu yapıyorum. Hemen bir flow generator veriyorum buna. Oldu mu? Tabii şöyle, bunun yönü nasıldı sahnede? Biraz daha açılı duruyor. O zaman şöyle yapalım mı şimdi? Snap'i kapatıyorum. Bunun center'ını açıyorum. Şöyle biraz daha yönüne uygun olsun değil mi duvar? Center'ını açtım. Tabii bakın şöyle bir durum var. Bunun pivot'u çok uzakta. Ne yapıyorum? Hiyerarşiye geliyorum. Effect pivot only. Center'da object diyorum. Pardon. Şunu yapmadık. Center'ı açmadık. Ne yapıyor bu? Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar. Bunu center'ı taşımakla uğraşmayın. Bakın çünkü görüyorsunuz onu da taşımaya çalışıyor. Şuradan da yapabilirim. Yani burada mümkün olduğunca kısa sürede halletmeye çalışıyorum. Hemen direction'dan da çevirebilirim değil mi? Değil mi ben bunu? Şu general'da geliyorum, örnek veriyorum. 45 diyorum buraya. 45 oldu gibi hatta bakın. Direction'ı da çeviriyordu değil mi bunun yönünü? Çok uzatıp sıkmak istemiyorum. Özellikle yeni başlayanların kafası da karışıyor. Daha sonra ne yaparım? Bu karşısı zaten bunun tam aynısı. Yani birebir simetri. Hemen x ekseninde bunu kopyalıyorum. Kopya olarak. Hemen x ekseninde yine aynı şekilde mirrorluyorum bunu. Yönünü bu tarafa çevirdim. Bunu da hemen duvara yapıştıralım. Neresi kaldı? Şunlar kaldı. Alt taraflar. Alt ve üst kaldı. Alt ve üstü de şunu yapacağım. Alt ve üstün işte eğim aynı olmayabilir. Onları ayrı ayrı yapmakta fayda var. Hemen bunu kopyalıyorum yine ben y'yi. Y ekseninde. Şu duvarı izole edelim mi biz? Sadece duvar kalsın. Uğraşmayalım kalabalıkla. Daha sonra snap'i açıp yerine taşıyorum.
Niye şimdi taşıyorum yerine? Flow Generator'a çevirdikten sonra taşımanız zor olur, değil mi? Çünkü birden çok vertex ekleniyor. O nedenle şimdiden taşımam daha iyi. 55 dakika olmuş. 5 dakikada bitirir miyiz? Tamam. Yalnız şunu yapalım. Hazır bunu seçmişken biz detach deyip ayıralım bunu. Bu yüzeyi. Farklı olduğu belli olsun. Rengini de değiştirelim hatta. Seçiyorum şu yüzeyi. Bunun rengi de şu olsun hadi. Hemen buna da bir flow generator atıyorum. Bu arada sık sık kaydedin. Yine de hata olur. Belki yüzey eğimlidir falan. General'a geliyorum. Bunun direction 0, daha doğrusu 45'te. 45 bana uymayacak gibi 90 yapsam oldu değil mi? Tamam, bunu da hallettiysek hemen üst tarafa geçelim. Bu yüzeyi de alıyorum. Aynı şekilde bunu da y ekseninde kopyalayayım ben şöyle kopya olarak. Daha sonra hemen vertexini açıp sineği açıp daha doğrusu vertexinden tutup yerine taşıyorum. Ne yapalım? Hemen bu yüzey seçiliyken bunu da detach'te kopartalım. Bunu da ayıralım yani duvardan. Bunu da rastgele bir renk attım. Hemen bunu da izole edeyim isterseniz. Buna da yine aynı şekilde flow generator veriyorum. Flow generator'ımı verdim. Bunun yönü doğru gibi sanki. Evet, doğru. Yalnız şuna hassasiyet gösterebilirsiniz. Şimdi hocam bu profil bu ahşabın tam üzerine gelsin diyorsanız ne yaparsınız? Ben burada niye göremiyorum şu arkadaşı? Ben gördüm tamam. Profilin vertexlerini açarım. Örnek veriyorum. Bu arada snap kapatmayı unutmayın. Bu şurada bitecek aslında. Bunun yüzeyine temas edecek. O zaman ne yapacağız? Profili biraz daha uzatmam lazım. Şöyle alıyorum. Oldu. Bence oldu. Benim için yeter. Tamam, kaydettim bunu da. İzolasyonu bitiriyorum. Bayağı toparladık arkadaşlar. Bir zemin kaldı. Zeminde de ne yapıyorum? Hemen Floor Generator'a geliyorum. Floor Generator'a geldim. Şuradan model şu sanırım zeminde. Evet bu. Tamam. Bu biraz daha küçük olabilir yalnız. Biz normalde 116'ya 15 yapmıştık. Bunu 56'ya 5 desem daha çok yakışacak gibi. Çünkü çok da büyük olmasın çünkü bu. Duvardaki hadi neyse biraz daha farklı da. Ha bu arada şunu unutmayalım. Karşı duvarda da var değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet burası da ahşap bak. Tamamen. Bunu da şöyle yapsak. Yine left'e geliyorum ben. Line açıyorum. Snap'le hemen şu duvarın etrafını dönüyorum. Birinci line'ımı kapattım. Daha sonra ikinciye geçerken şunu yapıyorum. Start new shape'i kapatıp devam ediyorum. Ne olmuş oluyor? Birincinin devamını oluşturmuş oluyorum. Aa, bak burada dikkat etmemiz lazım. Ben bunu şuradan kapatayım arkadaşlar. Orada milimetrik bir hata oluveririz. O da çok önemli değil. Hemen burada da bir flow generator diyelim. İnşallah kaydırmamışızdır. Tamam, kaydırmamışız. Burada ne olacak? Bu da standart olacak. 116'ya 15 olacak. Yönü doğru mu? Yönüne de bakalım. Yok, yönü yatay olacak. O zaman General'a geliyorum. Şu Direction'a 0 yapıyorum. Tamam, bunun birleşim yerlerinde herhangi bir şeyler vesaire bir şey olmadığı için çok önemi yok. Şu an güzel durdu. Genel olarak bitirdik. Başka bir eksiğim kalmadı sanırım. Şimdi şöyle yapalım. Modelleme kısmını bitirdim. Şöyle bir ara vereyim yine sonra devam edelim kısaca. Tamam arkadaşlar burada bitireyim. Genel olarak tam bir saatte doldurmuş olalım. Yani şöyle bir beyaz materyal attım. Ben genelde beyaz materyal atıp bakarım. Sahne nasıl duruyor diye. Şu an güzel duruyor. Devamı çeker miyim şu anda bilmiyorum. Çek veya çekme deyin bakalım. Yorum yapın. Bir hani izliyor musunuz? Haberim olsun yani. Devamını çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Bu arada bu sahneyi yollayan da Muhammed Ali Aydilek hocamız var. O yolladı bana. O derste yapıyormuş uzun süredir öğrencilere. Hocam dedi hani ben de böyle sahne bulmakta çok zorlanıyorum. Güzel sahne, beğeneceğim sahne. Bu da hoşuma gitti. İşin açığı o nedenle yaptım. Şu an güzel duruyor.
İşte ahşapların hazırlama, materyallerin hazırlama ve içini doldurma kaldı işin açığı. Sonrasında güzel bir şeyler çıkacak gibi bakalım. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun ki göreyim. Talep var. Ona göre video çekeyim. Çünkü çok yoğunum. İyi kötü. Özellikle eğitime katıldıysanız haberiniz vardır. Biliyorsunuzdur iyi kötü. Ben devamını çekerim. Sorun yok. Sizden dönüş bekliyorum. Görüşmek üzere. Thank you.